Görüntüyü de açıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi görüntü geldi mi arkadaşlar? Evet, şöyle ben gözlüğümü de takıyorum. Görüntü tamam. Ses tamam. Ben tamam, siz tamam. Evet. Peki, değerli arkadaşlar, 2019-2020 eğitim öğretim yılı tüm ülkemize hayırlı olsun. Özellikle de şu anda Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi. Kaçın sınıfız? 3 mü 4 mü? 3. Evet, her ikisi de var. Ve sizlere de hayırlı olsun arkadaşlar. Şu anda katılım sayımız 32'ye çıktı. Bu sayı biraz daha yükselecektir. Evet, 34 oldu, 35 oldu. Evet, bence de nüfus artacak. Çünkü listemizin son durumuna bakmadım ama 100'ün üzerinde bir sayı olduğunu düşünüyorum. Evet, arkadaşlar mevcut şu anda 35 katılım içerisinde. Daha önce benim de bir şekilde daha önceki yıllarda, dönemlerde muhatap olan olduğumu, ders alan olduğumu, ilk defa mı birlikteyiz? Ömer Gürgel, evet, Servet. O zaman birbirimize yabancı değiliz. Evet, almayan da var, alan da var. Alıp da aynı dersi alan var mı arkadaşlar? Yani bu dersi ben ikinci defa sizden alıyorum diyen var mı içinizden? Aksu. Peki Sait Aksu, devam mı etmedin? Ne oldu? Yarım mı bıraktın? Niye böyle oldu? Bak, başka çıkmadı bu dersi. Geçemedim veya bir aksilik oldu. Ha, yurt dışı görevi vardı. Anlaşıldı. Tamam. Yoksa normal şartlarda arkadaşlarımızın çoğu dersi takip edenler özellikle başarılı oldular, oluyorlar. O zaman birinci tavsiyemiz arkadaşlar, dersimizi mümkünse canlı olarak takip edelim. Sonradan takipte mümkün olmakla beraber tabii interaktif olan gibi olmayacaktır. Çünkü bir taraftan mesajlarınıza bakıyorum, bir taraftan ekrandan birbirimize. Siz özellikle bana bakıyorsunuz. Benim size bakma şansım görüntü olarak şimdilik yok. Ama tabii birlikte bitirme tezi alan arkadaşlar olacaksa, içinizden varsa, liste belli gerçi ama evet, onlarla da tekrar sesli ve görüntülü olarak da İlerleyen zamanda muhatap olacağız, birlikte olacağız. Evet, uygulama dersimizde ileride çok uzun olmayacak ama yakında inşallah bazı paylaşımlar yaparız arkadaşlar. Ben tabii dönemimizin başı ilk defa dersimiz olduğu için bu dersi
ertelemek istemedim. İşin açıkçası cenazem vardı. Yoldan yeni geldim. Dolayısıyla ilk derste mazeret olsun istemedim. Evet. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde akademisyen olan İsmail Güllü amcaoğlum önce kalp krizi, araba kullanırken sonra trafik kazası, sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu diyelim. Yani acı bir durum oldu. Evet, Kayseri. Sait Aksu. Evet, Allah bütün ne diyelim genç ölümlerden anne babaları özellikle yani evladının acısını görmelerinden muhafaza etsin. Gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Ama yapacak bir şey de yok. Bütün geçmişlere rahmet dileyelim bu arada. Ve değerli arkadaşlar, Ahmet Yesevi ismini bu üniversiteye veren değerli zat, Türk dünyasının manevi üstadlarından, İslam dinini Türk kültürüyle methedip ayrı bir güzellikte yorumlayan büyük hoca Ahmet Yesevi'ye de rahmet dileyelim. Onun ismini taşıyan bir üniversitede ben ders veriyorum. Siz de öğrencilik yapıyorsunuz. Yani o büyük insanı da zaman zaman okumak ve onunla ilgili bilgi sahibi olmak da size ayrıca değer katacaktır diye düşünüyorum. Bunu da ihmal etmeyin. Yani gerçekten bir milletin varlığında adı bir şekilde olumlu yönde geçen her değerimizi saygıyla anmak, onun kültürel olarak yeni nesillere anlatılmasını, taşıyıcılığını yapmak ve anmak görevimiz arkadaşlar. Evet. Yaş olarak ben olgun bir yaşta olduğunuzu bir çoğunuzun düşünüyorum ama genç arkadaşlarımız da vardır büyük ihtimalle. 20 yaşının altında olan var mı arkadaşlar? Evet, 20 yaşının altında olan bir. Güzel. Yani 20'li yaşlarda demek belki daha iyi olacaktı. 20 yaşının altı herhalde olmayabilir. Ama İrem Çamlı yazıyor herhalde geliyor. 20'nin altı. Evet, yok gibi görünüyor. Şu andaki mevcut katılım içerisinde ama Merve Başalan sınıfımızın o zaman şu andaki bize ulaşan bilgiye göre en genç evet öğrencisi oldu. Evet en kıdemli öğrencisi de muhtemelen Ömer Görgel 46 görünüyor. Daha yüksek artıran varsa çıksın arkadaşlar. 46'nın üstü varsa çıksın. Evet. Ben ondan büyüğüm ama tamam anlaşıldı. Çok detaya girmeyelim. Hay Allah. Ben yani yazmayabilirsin diyecektim ama yazdın. Evet Allah hayırlı ömürler versin herkese arkadaşlar. Sağlık, afiyet içerisinde. Bazen yaşı genç olup gelişime, değişime, dönüşüme, açılıma
kapalı olan arkadaşlar var. Bunların genç olması o zaman çarpan değeri düşüyor arkadaşlar. Ama yaşı olgun olup karşınızda gördüğünüz ben gibi ama değişime, gelişime açık ve hala öğrenme ihtiyacı duyan olursanız bu da sizin için bir artı değer olur diye düşünüyorum. Çünkü beşikten mezara kadar ilim öğrenmekle, ilim tahsil etmekle veya hayatın değişimi karşısında belki tabii değişmeyecek kurallarımız da olacak ama bazı gelişme değişime de kendimize ayak uydurmakta da sorumluyuz arkadaşlar. Evet, bu girişten sonra dersimize devam edelim. Burada benimle ilgili kısa isim, üniversite, fakülte, bölüm ve e-mail adresimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu her derste, her dersin sunumunun başına koydum. Evet, 2011 Gazi mezunuyum. Selim Can. Selim Can, neden ikinci bir lisans okuyoruz? Mesela yüksek lisans yapabilirdik. Gazi 2 yıllık mı, 4 yıllık mezunu muyuz? 4. Yani şimdi yüksek lisans da var biliyorsunuz. Ahmet Yesevi'de. Onu da değerlendirebilirsiniz. Yani 2 lisans yerine bence lisansın üstüne bir yüksek lisans daha iyi olur. Evet, 2 yılı bitiren arkadaşlar için cazip. Yani lisansı tamamlamak. Ama benim tavsiyem lisans bitiren arkadaşların yüksek lisansa da devam etmesi yönünde. Evet. Nurettin Yıldız hangisi para etmiyor? Hem de 5 para. Yüksek lisans mı? Evet. Bence şöyle bakalım, biraz pozitif bakmaya çalışalım. Yani yeni aldığınız derslerde, yeni tanıştığınız insanlarla mutlaka bir şeyler öğreneceksiniz. Artı maddi olarak olaya bakarsanız orada da bir kademe zaten artı olarak almanız lazım. Bu yasal olarak hakkınız. Yeni tanıştıklarınız, yeni çalışmalarınız, yani o da sizin kendi hayatınıza bir şeyler katacaktır. Yani yapılan bir şeyin bir işe yaramaması çok keskin bir ret olur. Bence o ret görüşümüzü biraz yumuşatalım. Ama umduğunuz kadar olmayabilir. Ona katılıyorum. Evet, yani bir işe yaramaması söz konusu olamaz. Mutlaka yaraması lazım. Yarıyordur. Evet. Evet, doğru. Abdülrahim Aydın beni iyi araştırmış. Başka bilgilere de vakıfsın herhalde onu söylediğine göre. Devamsızlık bazı derslerde olabilir arkadaşlar. Eskiden tekrarlı sınıflar için teorik ise devam mecburiyeti aranmıyordu. Sonra YÖK tarafından o da kaldırıldı. Yüksek lisans için yani tolerans gösterilecek durumlar da olabilir. Hafta sonu dersleri de konabilir. Yani kolaylık ve zorluk her yerde vardır arkadaşlar. İnşallah siz kolaylarına denk gelirsiniz. Gazi'de uzaktan doktora
bilişimde falan var arkadaşlar ama bizim teknik alanda yani bizim imalatta falan olmayabilir. Ha, anladım. Ahmet Yesevi için şimdilik herhalde yok. Ama yani neden olmasın? Yasal bir engel yoksa o da açılacaktır. Yani yönetim bu konuda çok gayret ediyor. Yani değişikliklere, açılımlara hep yatkın bir yapısı var. Yani bu taleplerinizi bence yönetime de iletin. Belki bu vesileyle bir sempatik kanalla iletmiş de oluyoruz. Evet, bu taleplerinizi iletin arkadaşlar. Çünkü yüksek lisans tezli olursa doktoraya devam edebilirsiniz. Tezsiz olduğu zaman bu süreçte eski bir döneme kadar tezsiz olanlar doktoraya geçebiliyor ama yenilerde bu kaldırıldı. Tezsiz var zaten, yüksek lisans var. Yüksek lisans var arkadaşlar, ondan eminim. Diğerlerinde talep edin bence. İsmail Karavan, hatırlayamadım. 1983 mezunuyum ben. 82-83. Evet, İrem. Evet, tezsiz yapan arkadaşlarım da tezliğe geçiş yaptığı zaman bazı derslerinin sayılma durumu olur. Daha kısa zamanda yapabilirler. Evet arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz dersimizin adı bilgisayarla bütünleşik imalat. Yani bu bizim alanımıza oldukça yakın. Hatta bizim alanımız diyelim. İddialı bir söz söylemiş olmayız. Doğru söylemiş oluruz. Evet, dersimizin hedefine baktığımızda arkadaşlar, bilgisayar bütünleşik imalat dersinde neler göreceğimize bir bakalım. Bütünleşik imalat sistemlerine giriş. Kısaltmalarının çoğu Türkçeleştirilmiştir ama arada İngilizcelerini de bilmekte belki ben de söyleme ihtiyacı duyabilirim. Fayda var. Çünkü onları da duyabiliriz. Evet, yapısal açıdan biz yani bütünleşik imalat sisteminin yapısal açıdan bütünleşik imalat sistemi diyelim. Yine bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli imalat içeriği ve ilgili hususlar, bilgisayar destekli yazılımlar, bilgisayar destekli imalat, esnek imalat sistemleri, FMS dediğimiz arkadaşlar, Flexible Manufacturing System, FMS duymuşsunuzdur. Malzeme iletim sistemi, MIS. Güzel bir kısaltma olmuş, MIS. Otomatik muayene ve depolama, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli imalatın bütünleşmesi gibi dersimizin hedefleri gözükmektedir. Bölümümüzün bu bölümde bütünleşik imalat sistemlerine giriş işlenecek ve bölümümüzün hedefi de arkadaşlar, bütünleşik imalat teknolojisi, bütünleşik imalatın elemanları ve bilgisayarla bütünleşik imalatın hiyerarşisi şeklinde söyleyebiliriz ve şimdi bakıyoruz. Evet, Serkan Tokgözoğlu. Evet, CNC arkadaşlar, Türkçeleştirdiğimiz zaman tutmadı. Bizim CNC kitabımız var.
Ona da biz BSD demiştik. Bilgisayarlı Sayısal Denetim ismini vermiştik ama CNC piyasada tuttuğu için, alışıldığı için sonradan bir isim tutmuyor. Biz de CNC'ye döndük ve CNC olarak devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar, bir üretim sisteminin etkinliği, verimliliği büyük ölçüde otomasyon düzeyine ve bütünleşme tipine bağlıdır diyoruz. Bilgisayar teknolojisindeki ve veri iletişimindeki gelişmeler üretim faaliyetlerinin bütünleştirilmesine imkan sağlamışlardır. Bu faaliyetlerin otomatik veri transferi doğrultusunda bütünleştirilmesi ise bütünleşik imalat sisteminin amacını oluşturur. Yani faaliyetleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Otomatik veri transferi ile bütünleştiriyoruz. Entegre ediyoruz başka bir ifadeyle. Bu terim ilk defa 1970'lerin başında ortaya atılmış. Daha sonra teknolojik gelişmeye uygun olarak günümüzdeki şekline dönüşmüştür. Bütünleşik imalatın tarihsel olarak 4 safhadan geçtiğini, 4 safhada incelendiğini müşahede ediyoruz arkadaşlar. Bunlar da el ile üretim, mekanizasyon, otomasyon ve bütünleşme şeklinde ifade ediliyor. Evet. El ile üretim, mekanizasyon, otomasyon ve bütünleşme. Bütünleşmede ne var arkadaşlar? Bilgisayar var. Evet. Evet, Serkan'ın foruma güncel örnekler. Hangi forum için Serkan bu yazıyı yazdın? Sunuya mı demek istedin? Galiba evet, slayta. Şimdi cevap gelecek. Kısa yazsan da hemen geçerdik. Yani uzun yazmana gerek yok. Slide herhalde kastettiğim. Evet. Vereceğiz arkadaşlar. Hepsi inşallah zamanla hepsini söyleyeceğiz. Takip edin dikkatli bir şekilde. Şimdi mesela elle üretim dediğimiz zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? İnsan ve makina iletişimini doğrudan interaktif olarak yapıyoruz. Yani elimizle makinayı hareket ettiriyoruz. Karşılığında iş üretiyoruz. Yani insan doğrudan ne yapıyor? Sistemin içerisinde %100 aktif. İnsan elini çektiği anda üretim durmuş oluyor. Mesela bir E'leme işlemi düşünün. E'yi elimize aldık. Ne yaptık? Malzemenin üzerinde sürtüyoruz ve bıraktığımız anda işi de bırakmış oluyoruz. Veya tezgahı kullanıyoruz. Tezgahı kullanırken arabayı ilerletiyoruz, sportu veya siperi ilerletiyoruz, talaşı kaldırıyoruz, bıraktığımız anda durmuş oluyor. Bunun bir ileri aşaması mekanizasyon. Yani siz bu elle yapma işini makineye yaptırıyorsunuz. Artık mekanik bir güç kullanarak yaptırıyorsunuz ve zaman zaman da otomatik kullanıyorsunuz. Otomasyonda ise her bir tezgaha bir görev yüklüyoruz. Planlama yapıyoruz. Ve bu şekilde bant sistemi vesaire de işin içine girerek seri bir şekilde ürüne gidiyoruz.
Evet, PLC de otomasyonda devreye giriyor. Ama PLC bütünleşme dediğimiz sistemde de varlığını devam ettiriyor arkadaşlar. PLC yani mekatronik aşaması işin demek ki tamamen el, mekanik, arkasından PLC ve mekanik aşama, arkasından da mekatronik dediğimiz hem makina hem elektroniğin sadece bilgisayarda değil, ölçme çubukları, efendim step motorlar, servo motorlar şeklinde sisteme yani üretim sistemine dahil edilmesiyle ne oluyor? Bir yeni teknolojik üretim aşamasına geçmiş oluyoruz. Evet. Yani güncel örnek sorusu kime aitti? Herhalde mesele anlaşılmıştır. Evet, tamam. Serkan Tökgözoğlu. Evet, şimdi zaman zaman şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu alan bizim imalat alanımız. Yani bu alanda arz ettiğiniz tabii ki Abdurrahim Aydın. Soru her zaman sorabilirsiniz. Soruyu açıyoruz. Ama cevabını biliyorsak veririz, bilmiyorsak bir sonraki derste vermek üzere erteleriz. CNC perde yüzey ölçümü yapıyor mu tezgah? Şimdi arkadaşlar, önce eksen bilgisini o zaman kısaca vereyim. Bir tezgahta bağımsız kontrol edilebilen tüm hareketlere eksen ismini veriyoruz. Mesela x ekseni dediğimizde x ekseni bağımsız bir motorla kontrol ediliyor. Y ekseni dediğimizde bağımsız bir motorla kontrol ediliyor. Ve işte bunu üzerine koyun. Siz hangi işlemi yapmak istiyorsanız, mesela pürüzlük mü ölçmek istiyorsunuz, bunu yapan bir sistemi entegre ettiğinizde yapmaması için bir engel yok. Mesela lazerle sertleştirme yaptırabiliyoruz. Lazerle işlenirken bir parça sertleştirme yaptırabiliyoruz. Mesela lazerle sertleştirmeden daha basit bir yöntem, pürüzlü göçme yöntemi. Sadece oradaki pürüzlüğü ölçen profilometrenin parçanın üzerine getirilmesi, arkasından örnekleme boyu kadar hareket ettirilmesi ve sisteme zaten kaydedilmesi bu kadar basit yani. O olmaması için bir engel yok ama görmedim. Olması için mevcut bilgiler yeterli. Evet, yani bu eksen sayısının da nerede duracağını bilmiyoruz arkadaşlar. Her eklediğiniz yeni bir modül o tezgahtaki eksen sayısını artıracaktır ve artmaya da devam edecektir bence. Evet, şimdi demek ki devam edersek arkadaşlar, şekil bir de şematik olarak bu süreci gösteriyoruz ve bu sistem bütünleşik bir imalat sisteminin tüm üretim operasyonlarını kapsayan en basit şekildir diyoruz. Olabilir. Yani arkadaşlarımızın sorusuna açığız. Tabii ki yani bu şöyle de olmamalı. Yani konuşmayı öğrenmeden edebiyat parçalamayı beklemek veya yapmaya çalışmak gibi, hani
Cin olmadan adam çarpmak derler bunun halk arasındaki karşılığına. Ama temeli aldıktan sonra üzerine koymak, eksen sayısını zaten 11 ekseni falan elle programlamak mümkün değil arkadaşlar. 3 eksenden sonrasını KEM sistemiyle yapmak durumundayız. Neden derseniz yani kavisli bir harekette diyelim ki %1 steple bir değişim olduğunu düşünün. Binlerce satır program çıkar. Yani bunları elle yazmanız zaten söz konusu olmaz. Evet ama bilgi olarak bunları bilmekte fayda var. CNC elle yapılabilir. Diyalog yöntemiyle yapılabilir. KEM sistemiyle otomatik kod türetmeyle yapılabilir. Ama bunun en temeli elle programlamadır. Elle programlamayı bilen arkadaşlar öbür aşamalarda daha kolay adapte olurlar ve yol alırlar. Evet arkadaşlar, slaytımızı ilerletelim. Gördüğünüz gibi bütünleşik imalat sisteminin temel yapısını 1989'da Bernard şöyle ifade etmiş ve kabul görmüş. Evet, planlama, pazarlama, finansman, Ar-Ge ve insan kaynakları bunlar bir grup bilgi olarak elimizde olmalı ve bu bilgiler neyle desteklenmeli? Yine ekipman, tesis, bilgisayar ve diğer bilgilerle ve bu bilgiler de tabii sipariş, malzeme, işçilik, mühendislik ve ürünün operasyon aşamaları. Bu aşamaları geçtikten sonra da ürünün mamul olarak istenilen geometride, istenilen yüzey kalitesinde elde edilmiş olması, servise sunulması, eğitimde kullanılması, tabii bu üretimlerin firesi de olabilir. Kayıpları da bu bütünleşik imalat sisteminin bir parçası olarak koymuş. Yani amaç tabii kayıpsız, firesiz, hatasız üretimdir ama bazen elinizde olmayan sebeplerden böyle bir sonuç da çıkabilir. Mesela bir malzeme hatası işçinin işleme sırasında o parçayı malzeme hatasından dolayı ıskarttıya ayırması, fireye ayırması, üretim sisteminin hatası değildir. Malzemenin önceki yapısıyla ilgili bir hatadır. Yani %100 verim olmaz arkadaşlar. Mutlaka bir hata bir yerde kayıp söz konusu olacaktır ama bunun en az olması bizim gayretimiz olmalı ve beklentimizi o yönde geliştirmeliyiz. Evet, yine başka bir bilim adamına göre bütünleşik imalat şöyle tarif edilmiş: mamul, proses ve iş hedeflerinde başarı sağlamak amacıyla doğru bilgiyi gereken yere ve gerektiği zaman, gereken yer ve gerektiği zamanda temin ederek, gereken yere temin etmek de doğru bir ifade olur. Üretime bilgisayar teknolojisinin dahil edilmesiyle üretim yapmak şeklinde tanımlanmış. Evet, bütünleşik imalat sisteminde işletme bünyesinde yine kurumsal ve operasyonel anlamda ikiye ayırabiliyoruz arkadaşlar. Demek ki bir organizasyon aşaması bir de operasyon aşaması var. Organizasyon işte kurumsal ve düzenleme kısmını, operasyonda ameliye kısmını, işin üretim aşamasını kapsamaktadır. Evet, şekle atıf yaparak bütünleşik imalat
Evet, Uğur Okur sadece imalat olarak düşünmemek lazım. Neyi kastettin Uğur o imalat olarak düşünmemekten? Biraz açalım. Evet, cevap biraz gecikti. Organizasyon kısmını da. Tabii ki yani organizasyon ve operasyonel diyoruz ya, biri planlama, biri icra kısmı. Yani planlama olmadan icra olmaz. Önce tasarlayacaksınız, planlayacaksınız, koordine edeceksiniz, sonra da üreteceksiniz. Hatta bazen planlama üretimden daha fazla zaman da alabilir. Evet, tamam. Demek ki arkadaşlar operasyonel olarak bütünleşik imalat, bilgisayar destekli mühendislik ve bilgisayar destekli imalat olmak üzere iki alt grupta ele alınır. Bilgisayar destekli mühendislik tasarım, konstrüksiyon ve çizim işlemlerinin yapıldığı bilgisayar destekli tasarım, CAD dediğimiz kısım arkadaşlar, ile bilgisayar destekli kalite, kontrol ve test ve bilgisayar destekli proses planlama olarak üç ana kısma ayrılır. Yani grup içinde grup yapılabiliyor arkadaşlar. Demek ki tasarım yaparken de bir takım analizler yapmaya, kontroller yapmaya, testler yapmaya ihtiyacımız olabilir. Bunları da demek ki bu şekilde bir bölümlemeyle ele alacağız. Malzeme ihtiyaç planlaması da bu MIP diye adlandırılan kısaltması bu kapsamda düşünülebilir diyoruz. Evet, bilgisayar destekli tasarımda elde edilen çıktılar üretimin diğer aşamalarında bilgisayar destekli imalata girdi olarak kullanılır. Evet. Gayet normal değil mi? Tasarladığımız şeyleri imalatta bir girdi olarak kullanacağız. Esnek imalat sistemleri bilgisayar destekli imalat kapsamına girer. Bütünleşik esnek imalat sistemlerinin üzerinde ayrıca ileriki belki son derslere doğru daha detaylı duracağız arkadaşlar. Bütünleşik imalat yapan işletmelerde üretim kalitesi artar. Tedarik süreleri azalır. Doğrudan işçilik maliyetleri düşer. Üretim geliştirme zamanları ve envanter miktarları azalır. Verimlilik yani produktivite dediğimiz verimlilik ve tasarım kalitesi artar. Yönetim kadrosu daha doğru karar verme imkanını bulur diyoruz. Evet, envanter dediğimiz zaten depo maliyet ve mali sirkülasyonu kapsıyor. Ömer Görgel. Teşekkür ediyorum böyle arada katkı sağlayan arkadaşlar için. Özellikle onlara çünkü onlar biraz daha emek vermiş oluyorlar bu anlamda. Evet, şimdi bütünleşik imalat teknolojisini yine Parrish isminde bir bilim adamı 1990'da şöyle tasnif etmiş. Geleceğin fabrikası bütünleşik imalat sistemleri demiş. Arkasından da organizasyonel ve operasyonel olarak hangi işlemleri o gruba dahil ettiğini burada göstermiş. Organizasyonel kapsama, finansman, iş planlama ve pazarlamayı almış. Operasyonel kapsama ise bilgisayar destekli imalat ve bilgisayar destekli planlama mühendisliği koymuş. Burada da bilgisayar destekli proses planlama, bilgisayar destekli planlama, bilgisayar destekli kalite kontrol, bilgisayar destekli tasarım ve malzeme ihtiyaç planlaması gibi kısımları
Bilgisayar destekli mühendislik. Mühendislik. Serkan, BDM, bilgisayar destekli mühendislik. Zaten bilgisayar destekli imalat dediğimiz işinde bilgisayar zaten var. Ama işte o operasyonu da yine hemen organizasyonel kısma koymuyor. Operasyoneli de önce yine bir tasarım, sonra imalat olarak ayırıyoruz. İmalat kısmında da esnek imalat sistemleri, doğrudan işte direct numeric control dediğimiz ve veri transfer sistemleri, üretim verisi, tezgah verisi, alan kontrolcüsü gibi, hücre kontrolcüsü gibi kısımlarla desteklemiş. Evet, bilgisayar destekli imalat, bilgisayar destekli işçilik yok. Bilgisayar destekli işçilik de fena bir tabir değil ama orada kastedilen, şimdi program çıktıktan sonra takım yolunu, hangi takımları kullanacağını, hangi parametreleri kullanacağını tezgaha öğrettiğimizde, verdiğimizde o bir kod türetiyor arkadaşlar. Buna bilgisayar destekli imalat diyoruz. Yani CAM, CAD-CAM diye aslında genellikle ikisi bir arada, bir eş olarak eşlenik ifade edilir genellikle. Biri tasarım, biri imalatıdır. CAM de zaten Computer Aided Manufacturing ya da Computer Aided başka ne diyebiliriz? Yani üretimdir, o manufacturing olarak ifade edilir. Ama CAD'i iki şekilde söylüyoruz. Computer Aided Drafting ya da Computer Aided Design diye isimlendirebiliriz. Bazı kısaltmalar tabii çok kulağa geldiği için hemen bilinen kısaltmalar, bazıları da biraz daha ne yapıyoruz? Araştırmayı gerektirebiliyor veya üzerinde düşünmeyi gerektirebiliyor. Evet, bütünleşik imalatın elemanlarına baktığımızda arkadaşlar, bunlar da bilgisayar, girdi çıktı, robot, malzeme iletimi, bilgisayar destekli fonksiyonlar şeklinde elemanları 5 grupta mütalaa ediyor. Evet, insan neden yok? Uğur Okur, güzel bir soru. Elle üretim yapmadığımız için insanı arkadaşlar, bütünleşik imalat sistemlerinde insan üretim planlama aşamasında var. O aşamaya geçtiğimiz zaman insan artık aslında sıfırlanmıyor ama bir gözetleme aşamasına geçiyor. Yani simülasyonunu yapıyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Artık otomatiğe bindirebiliyoruz. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben 10 ay Japonya'da kaldım. Bir yılda işte bu üniversitede eğitim de almış olduk. Mesela son bir ayımız eğitimde genellikle fabrika gezileri ve gözlemleriyle geçti. Bir yere götürüldük. Orada mesela tamamen iş yükleniyordu ve insan devre dışıydı. Ve makinalar 72 saat non-stop çalışıyordu arkadaşlar. Non-stop yani hiç durmaksızın 72 saat makina çalışıyordu. Hocam elektrik kesilmez mi? Kesilebilir. Onun da tedbirini almışlar. Yani 3 gün 3 çarpı 3 9 işçinin yaptığı işi tezgah
bir start düğmesine basmakla yapıyordu arkadaşlar. Yani olaya böyle baktığımızda artık imalatta şimdi bu 3 gün 1992 yılında gördüğüm bir durumdu. Yani siz ona iş yükleme sistemini artırırsanız bu 3 gün 30 güne de çıkar. İstediğiniz kadar da artırabilirsiniz. Tabii bu 3 gün olması şöyle bir soru akla getirebilir. Yani siz takım körelmiyor mu, takım değişimi gerekmiyor mu, yapılan işler bir yerlere gönderilmiyor mu? Bunların hepsinin tedbiri alınıyor arkadaşlar. İşte o ileride gelecek AGV dediğimiz yani otomatik takım taşıyıcılar, malzeme taşıyıcılar, takım değiştiriciler yani işte robotlara verilen değişik isimlerle sürekli ne yapılıyor? Yani insan yerine robot burada devreye giriyor ve non-stopluk özelliğini belli bir periyot için kazandırmış oluyor. Evet arkadaşlar yani şimdi Endüstri 4.0 zaten Japonya gibi gelişmiş ülkelerde aşağı yukarı bazı kuruluşlarda tamamında değil ama 20-30 yıldır uygulanıyor. Yani bu bizim ülkemize veya dünyaya yayılması biraz zaman alacak. Mesela Fanuk kontrol ünitesi Fuji Dağı'nın eteklerinde bir fabrikada yapılıyor. Biz orayı camdan gezdik. Camdan seyrederek gezdik. Yani içine almadılar bizi çünkü içeride robotlar çalışıyor ve ısı kontrolü var. Yani insan bir ısı kaynağı. Siz oraya girdiğiniz zaman yani oradaki sistemi bozuyorsunuz. Mesela Mitutoyo firmasında yer altında 9,5 metrede kontrol çubukları imal ediliyordu. Orayı da gezdik. Ve oraya da koca laboratuvarda onlarca makine çalışıyor. İçeride bir tane insan vardı arkadaşlar. Biz içeriye alındık ama özel elbiseler giydirildik. Ve üzerimizdeki partiküller ne yapıldı? Temizlendi. Yani içeriye kirli bir partikül sokulmamak üzere çünkü orada mikronun da altında hassasiyetlerde işler yapılıyor. Yani ufacık bir dış müdahale veya işte ısı değişimi etkili olabilir. Evet, yani hava filtresinden geçmiş olduk. Özel elbiseler, özel kabinler ve yani oradaki ortama göre temizlendikten sonra içeriye dahil edildik ve dengeyi bozdurmadılar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bu ara sorulara çok cevap veriyorum ve süreyi bakın bu dersi 14'e böldüm çünkü her sunumu bir derste bitirmezsem sarkar, sıkıntı olur. Devam edeyim. Şimdi bütünleşik imalat yapısı içerisinde 14 tane ünite var. Serkan. Her üniteyi işte bir derste bitirecek gibi organize ettim sunumu. Bitirmezsem sarkınca da işler aksamış olur. Yani süreyi uzatmış oluruz çünkü bitirmem lazım onu. Evet, bütünleşik imalat yapısı içinde bulunabilecek bilgisayar tipleri ana sistemler. Bu ilk dersler özellikle arkadaşlar önemli. İlk derslerdeki o temeli doğru atmamız lazım. Demek ki mini bilgisayarlar, mikro bilgisayarlar, kişisel bilgisayarlar, programlanabilir otomasyon cihazları, efendim bilgisayar nümerik kontrollü tezgahlar, robot kontrolcüler ve iş istasyonlarıdır.
Demek ki bütünleşik imalat sisteminin elemanlarından bahsediyoruz. Bu farklı bilgisayar tipleri için çeşitli iletişim standartları geliştirilmiştir. Değişik yazılım ve donanım tiplerini birbirleriyle standart hale getirmek için bazı teknikler oluşturulmuş ve uluslararası standartlar oluşturulmuştur arkadaşlar. Bunlar üretim otomasyonu protokolü, teknik ofis protokolü ve temel grafik değişim spesifikasyonu standartlarıdır. Kısaltmalarında görüyorsunuz. Üretim otomasyon protokolü farklı satıcılar tarafından geliştirilen otomasyona yönelik üretim sistemler arasında uygunluk sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu modelin amacı üretim otomasyonu için tam bir bütünleşme sağlamaktır. Geliştirilen MAP yani üretim otomasyonu protokolünün kısaltılmışı, geliştirilen MAP ile kullanıcı işletme içindeki herhangi bir bilgisayardan sisteme müdahale edebilir. Yine teknik ofis protokolü TOP olarak kısaltmamız büro içinde bütünleşme sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir standarttır diyoruz arkadaşlar. Yine MAP üretim prosesleri arasındaki bütünleşme için geliştirilirken TOP genel iş yönetiminde bütünleşme sağlıyor. Bu protokol dosya transferi, dosya yönetimi, dosya erişimi, mesaj iletimi ve veri tabanı yönetimi amacıyla geliştirilmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet, IGES, MAP ve TOP standartlarından çok daha fazla kısıtlara sahiptir. Yani IGES son işte geometriyle olan kısım MAP ve TOP standartlarından çok daha fazla kısıtlara sahiptir. Ve bilgisayar destekli tasarım ve çizim sistemlerinin arasında iletişim sağlamak amacına yöneliktir. IGES spesifikasyonunun esas yapısı birbiriyle bağlantılı iki bilgisayar destekli tasarım ve çizim sistemi arasında düzenlenmiş bir aktarıcı olmasıdır. Sistemler bilgileri birbirine bu aktarıcı yardımıyla iletirler. Bu iletim IGES formatı ile yapılır. Daha sonra bu bilgi tekrar bilgisayar destekli tasarım ve çizim sistemi tarafından kullanılabilecek formata dönüştürüldü. Yani sözün özü şu arkadaşlar. Makinenin dili bizim giriş ve çıkış arzularımıza hizmet eder. Yani bunlar bir ara dönüştürme elemanları. Biz girişte bizim anlayacağımız sembol veya değerlerle yine çıkışta da bizim anlayacağımız sembol ve değerlerle bir giriş ve çıkış yani girdi ve çıktı bekliyoruz. Dolayısıyla bunu da bu ara dönüşüm elemanlarıyla sağlamış oluyoruz. Üretim içinde bilgisayarlarla birlikte yazıcılar, klavyeler, monitörler ve çizicilerin yanı sıra çeşitli girdi ve çıktı cihazları bunlar arasında ara birim oluşturacak bir yapıya da ihtiyaç duyulur. Bunlar kullanıcıdan aldıkları komutları sayısal sinyallere çevirirler ya da tersini yaparlar. Evet, bu girdi çıktı cihazları elektronik, elektromekanik ya da mekanik olabilirler. Motorlar, pompalar ve diğer güç merkezleri yine alternatif akım veya doğru akım motorları, servo motorları ve senkron motorlar, görsel algılayıcılar, sesli algılayıcılar, fiziki algılayıcılar ve veri giriş terminalleri, barkod okuyucuları, kullanıcılar ve çeşitli teçhizatlar arasında girdi çıktı görevini yaparlar. Evet, yani tabii bunlara ilave yeni gelişen teknoloji yapılan araştırmalar da bu sisteme entegre edilir arkadaşlar. Ömer Görgel'in
fiber optik iletim bilgisi de bu kapsamda düşünülebilir. Bu fonksiyon veri girişi insana daha az bağımlı bir sistem geliştirilmesine imkan sağlar. Yani amaç tabii insanın devre dışı bırakılırken insana karşı bir tavır değil arkadaşlar. İnsanın duygusallığının, insanın öfkesinin, insanın verimdeki değişiminin biyolojik ya da işte başka sebeplerle oluşabilecek insandaki etkileşimlerin makinede olmaması ve verimin sadece bu sistemler üzerinden stabil hale getirilmesi, yüksek tutulması. Tabii ki insan yorulur, üzülür, acıkır, ihtiyacı olur. Efendim, bir takım sigara vesaire içiyorsa içmemenizi tavsiye ederim ama bunların krizlerini yaşayabilir. Hele böyle yasağın çok olduğu, disiplinin çok olduğu yerlerde bu işler biraz daha önem arz eder. Evet arkadaşlar, robot, bütünleşik imalatın yapısı içinde robotlar en önemli elemanları oluşturuyor. Yine bir bilim adamına göre robot değişik programlar yardımıyla malzeme, parça, takım ya da özel cihazları taşımak ya da hareket ettirmek amacıyla tasarlanan, yeniden programlanabilir, çok fonksiyonlu bir cihazdır. Robotların bilgisayarla bütünleşik imalatta verimli olarak kullanılmaları yanında ayrıca insanlar için güç olan işlerde de çalıştırılmaları uygundur diyoruz. Malzeme iletimi arkadaşlar, işletmelerde malzemenin geldiği, stoklandığı ve kontrol edildiği alanlar vardır. Malzeme iletim sisteminin ana fonksiyonları takımları ve iş parçalarını takım tezgahına getirmek ve götürmektir. İşi bittikten sonra da taşımaktır. Bütünleşik imalatta minimum düzeyde yarı mamul envanteri bulundurulmaları istendiğinden etkin bir malzeme iletim sistemi bilgisayar kontrolü ile başarılabilir. Çok çeşitli malzeme iletim teçhizatı vardır. Bunlar yükleme ve boşaltma amaçlı olup çoğunlukla robotlardır. Konveyör ve otomatik kılavuzlu araçlar gibi taşıyıcılar malzeme iletimi teçhizatının önemli bir kısmını oluştururlar. Yani bu malzemeyi sisteme gelirken ve sistemden uzaklaştırılırken, yani işletme veya işleme tezgahlarını kastediyorum, üretime alınırken ve üretimden depo ya da stok tarafına götürülürken bunların yine taşındığı değişik aletler vardır arkadaşlar. Onların üzerinde ayrıca durulacak zaten. Bilgisayar kontrolü takım tezgahları, robotlar ve malzeme iletimi cihazlarından başka diğer programlanabilir cihazlar da bütünleşik imalat için büyük önem taşırlar. Bunlar çeşitli bilgisayar destekli gruplar içinde yer alırlar. En önemli gruplar bilgisayar destekli mühendislik, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli test analiz ve bilgisayar destekli imalattır diyoruz arkadaşlar. Bu fonksiyonlar planlama, çizelgeleme, satın alma, envanter kontrolü, yükleme ve taşıma gibi üretimde gerekli olan tüm faaliyetleri bünyelerinde bulunduruyor. Fabrika içinde tezgahlar ya da bilgisayar tarafından doğrudan ya da hiyerarşik bir yapı içerisinde bilgisayarlar tarafından gruplar halinde kontrol ediliyor. Bu sistem bilgisayar destekli imalat olarak adlandırılıyor. Bilgisayar destekli tasarım ise tasarım mühendisine imal edilecek parçaların geliştirilmesi aşamasında yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu iki sistemin birbiriyle bağlantısı ise bilgisayarla bütünleşik imalatın en önemli elemanı olan tasarım ve üretim fonksiyonunu oluşturuyor. Bütünleşik imalatta amaç.
esnek ve yüksek verimliliğe sahip bir üretim sistemini oluşturmaktır. Evet, önemli bir amaç. Demek ki hem esneklik istiyoruz hem de yüksek bir verim istiyoruz bu sistemden. Böyle bir beklentiye giriyoruz. Bu faaliyetleri başarmak için ise ancak etkin bir planlama ve kontrol sisteminin kurulmasıyla mümkün olabilir diyoruz arkadaşlar. Şekilde biraz sonra gelecek. Görüldüğü gibi bir bütünleşik imalat ortamında planlama ve kontrol fonksiyonları 3 düzeyde inceleniyor. Bunlar stratejik düzey, taktik düzey ve operasyonel düzeydir. Evet, işlemeye ait tüm hedefler stratejik düzeyde belirlenir. Strateji geliştirme, stratejik işte uzmanlar tabii bu konuda da iyi insanlar. Yani şey olarak bilgi olarak iyi yetişmiş insanlar bu aşamada çalışıyor olması lazım. Bu uzun dönemli planlama safhasıdır. Taktik düzeyde üretime hazırlık yapılır. Burada ürünler tasarlanır. CNC ya da NC, artık CNC diyelim, bu programları yapılır. Proses ve üretim planları hazırlanır. Operasyonel düzeyde üretim alanındaki faaliyetlerin online kontrolü yer alır arkadaşlar. Yani siz sistemdeki bir arızayı eğer bizzat çözemiyorsanız online olarak onu belki Amerika'yla, belki Japonya'yla, belki Almanya'yla irtibat kurarak 24 saat bu hizmeti alabiliyorsunuz. Yani karşılaştığınız bir sorunu online olarak çözebiliyorsunuz. Yani bu hiyerarşinin içerisinde bu da var. Kısa dönemli bir planlama yapılarak tezgahlara iş parçalarının yüklenmesi ve takım hazırlama gibi faaliyetler yürütülür. Operasyonel düzeyde tezgahlar, taşıyıcılar, ambarlar, parçalar, bağlama düzenleri, paletler ve takımlar gibi fiziksel elemanlar arasında bir senkronizasyon yani bir uyum sağlanacak bir kontrol sisteminin kurulması gerekir. Bu kontrol faaliyetleri esnek imalat sistemi, bilgisayarları ya da bir başka ifadeyle hücre kontrolcüsü tarafından yerine getirilir diyoruz arkadaşlar. Sona doğru gidiyoruz. Bütünleşik imalat yapan bir fabrika tezgahlardaki tüm işleme fonksiyonlarını kontrol eden bir ana bilgisayar vardır. Her tezgahta ise hiyerarşik kontrol sistemine göre çalışan birkaç işlemci düzeyi vardır. Şekil 1.3'te de bir bütünleşik imalat sistemindeki hiyerarşik kontrol düzeyleri görülmekte. En alt düzeyde çeşitli takım kontrol mekanizmaları ve bunları idare eden çeşitli fonksiyonlar bulunur diyoruz. O da işte söylediğimiz şey şekle şöyle dikkatlice bir bakın arkadaşlar. Bu da diğer şeklimiz. Stratejik düzey, taktik düzey ve operasyonel düzeyin aşamalarını burada görüyoruz. Üçüncü, dördüncü ve beşinci düzeyler diğerlerinden elde edilen veriler sayesinde alınan kararlara dayanarak işletmeyi organize ederler. Birinci ve ikinci düzeylerde ise bu kararların uygulanması yapılır ve durum izlenir. Düzeyler ve fonksiyonlar arasındaki iletişim map ile sağlanır. Ve ikinci düzey prosesi kontrol eden ve proses kontrolcüler olarak kullanılan CNC programlanabilir. Otomasyon cihazları yani PLC ile kullanılıyor. Mikro bilgisayarlardan meydana gelir diyoruz arkadaşlar. Sona çok yaklaştık. Biraz sabır. Bunlar hiyerarşinin diğer düzeylerindeki kontrol elemanlarından destek almaksızın kendi başlarına çalışma ve çeşitli durumlara reaksiyon gösterme yeteneğine sahiptirler. Evet, demek ki yani hepsinin özelliği bir değil. Bazıları da kendi başlarına reaksiyon gösterme özelliğine sahip. Böylece daha yüksek yani adaptif kontrol dediğimiz bir durum var burada arkadaşlar. Yani siz sonuca ulaştınız mı ulaşamadınız mı sistem onu kontrol edebiliyor.
Böylece daha yüksek bir sistem güvenilirliği sağlanıyor ve esneklik de artmış oluyor. Eğer sistemdeki herhangi bir parça arızalanırsa, kalan fonksiyonları ile devam ettirilebiliyor. İmalat hücresi ana bilgisayar. Bu tip tezgahlar grubunu organize etmek ve izlemek için kurulmuştur. Yani laboratuvarda başka tezgahların üzerinde veya normal PC olarak kullanılan başka bilgisayarlar olmakla beraber bir de merkezden müdahale edilebilen, yönetilebilen bir ana bilgisayar, host bilgisayarda söz konusu arkadaşlar. Üçüncü düzey olarak adlandırılan bu safhada genellikle kişisel bilgisayar ve mini bilgisayarlar ile bir ana bilgisayar bulunuyor. Ana bilgisayar hücreyi kontrol etme görevini üstleniyor ve hücre kontrolcüsü olarak adlandırılıyor. Hücre kontrolünde her sistem kendi esnek imalat sistemi ana bilgisayarı ile kendi kendini idare edebilen bir üretim adası oluşturuyor. Daha büyük bir üretim adası oluşturulması durumunda ise sistem içindeki imalat hücresi kontrolcüleri bir master, yani yine bu da daha usta ana bilgisayar yardımıyla koordine edilebiliyor. Dördüncü düzey, işletme içindeki herhangi bir alan, örneğin üretim alanı, ambarlar vesaire için gerekli olan kontrol düzeyini belirliyor. Bu alana malzeme giriş ve çıkışı alandaki teçhizatın kapasite planlaması olarak bu düzeyde programlanıyor. Alan kontrolcüsü olarak adlandırılan bir bilgisayar esnek imalat sistemi ana bilgisayarı ile planlama amacıyla diyalog kuruyor. Eğer bu bilgisayarla planlama yapılmayıp sadece üçüncü yüzeyden bilgi toplamak ve geliştirmek amaçlanmışsa bu yönetim bilişim sistemine yönelik bir uygulama oluyor. Evet arkadaşlar, beşinci düzeydeki mini bilgisayarlar ve ana sistemler işletme düzeyinde otomasyon sağlıyorlar. Bu fonksiyonlar bilgisayar destekli planlama, bilgisayar destekli tasarım, malzeme ihtiyaç planlaması, pazarlama, finansman gibi modülleri içeriyor arkadaşlar. Ve bitmek üzere her düzeydeki 38 slide sayımız bilgisayar ya da kontrolcü kendi fonksiyonlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Bunu yapmak için her kontrolcü bir üzerindeki düzeyden çalışabilmesi için gerekli olan verilere ihtiyaç duyar. Yani bir hiyerarşiyle, bir veri transferi mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Bir işletmede 4 ayrı teknolojik yol izlenerek bilgisayarlarla bütünleşik imalata ulaşılması hiyerarşik olarak şekil 1.5'te görülmektedir. O da şu şekil. Bunu da lütfen tasarım, üretim, yönetim ve iş planlama ve bütünleşik imalat sistemi olarak bunların hepsinin kombinasyonu ortaya çıkıyor. Üretim şirketleri her safhada bilgisayarlarla komple bir bütünleşme sağlıyor. Bu amaca ulaşabiliyorlar bu şekilde. Bilgisayar destek tasarım doğrultusunda önceden analizi yapılmış ve kaliteli mamuller elde edilmesi, yine CNC sayesinde esnek imalat sistemlerinin kurulması, imalat kaynak planlama sayesinde bilgisayar destekli üretim yönetimi sağlanması, bilgisayarlarla bütünleşik imalat sistemlerinin oluşturulması gibi demek ki işte gördüğümüz çizelgenin, grafiğin açıklamasını bu şekilde yapmış oluyor arkadaşlar. Ve sondan bir önceki verimliliğin artması bilgisayarla bütünleşik imalatın uygulamasının en önemli özelliğidir. Böylece planlama ve tasarım proseslerinin otomasyonu ve bütünleştirilmesi büyük ölçüde başarılmış oluyor. Esnek imalat sistemleri otomatik üretim proseslerini hücre bazında bütünleştiriyor. Bütünleşik imalat teknikleri ise bir esnek imalat sistemini ve bunlarla ilgili prosesleri diğerleriyle hiyerarşinin daha üst düzeyindeki planlama ve tasarım prosesleriyle bütünleştiriyor. Arkadaşlar, özet olarak gördüğünüz gibi son slaytımız, yani
Hep birbiriyle bağlantılı olan bu sistem sonunda verimli ve karlı bir işe bizi götürmüş oluyor. Evet. Ve son arkadaşlar, hiyerarşik olarak oluşturulan bu yapıdaki bir sistem ile doğru karışım ve miktardaki mamul zamanında ve istenen kalitede üretilmiş oluyor. Bir esnek imalat sistemi esas itibariyle kendi yapısında küçük bir fabrikadır. Hücre bazında bütünleştirilmiş fonksiyonlara, kontrol sistemlerine, organizasyonel teknolojilere, malzeme, bilgi ve akışına sahiptir diyor. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Herkese iyi geceler.